Evet, kısa bir ara daha sonra tekrar karşınızdayız sevgili seyirciler. Genelkurmay İstihbarat Eski Daire Başkanı, Emekli Kor General İsmail Hakkı Pekin'le. Keşke e, aradaki konuşmalarımızı da izleyicilerimiz duyabilse. Ben arada neler neler öğreniyorum İsmail Hakkı Pekin'den. Onları hemen aktarmaya çalışacağım sizlere. Şimdi biz dedik ki suikastlar meselesi e, Sayın Pekin. Evet. Böyle bir e, beklentiniz, böyle bir Allah muhafaza, böyle bir e, düşünceniz var mı sizin? E, e, hala var efendim. E, çünkü... Bir ülkenin dış politikasını e, dış politikası iç politikası birbirine çok bağımlı. Ve bu politikayı yürüten e, liderleri e, bir şekilde felce uğratırsanız ya da e, bu politikayı yürüten e, şeyleri e, uzmanları bir şekilde felce uğratırsanız o zaman e, karşınıza e, karşı tarafın politikalarını uygulayan insanlar gelir arkadan. Öyle, öyle söyleyeyim. Onlar evet. e, seçilir. Dolayısıyla e, Türkiye'de, e, Türkiye çok şimdi e, bölgesinde ee, mümkün olduğu kadar bağımsız bir politika izlemeye çalışıyor. Yani şu andaki evet. politikası gerçekten evet. bağımsız ve tarafsız bir politika izlemeye çalışıyor. Ee, bu konuda işte komşularla işbirliği iç içerisinde. içerisinde. Bu bütünlüğü bir de içeride de e, her ne kadar e, fer, figan ferat ediliyor ama yani e, iç cephede, işte iç cepheyi sağlamadık, e, kutuplaşma var falan diye e, en azından toplumun çok büyük bir kesiminin, yani %60-65'lik bir kesiminin bir lider etrafında toplandığını görüyoruz. Yani hı hı. bu tabi diğer ülkeleri korkutan bir davranış. Hı. Erdoğan ee, fobisi evet, var değil mi? Evet, gerçekten Avrupa'da. korkutan bir davranış. Hı hı. E, korkuttuğu gibi işte e, muhalefete de biraz. E, Muhalefet de bu konuda biraz yanlış e, politika izliyor. Öyle yani. mi? Mesela evet. CHP'nin politikalarını... Yani şey e, konusunda... Özellikle yani, Avrupa ile görüşme... Lider konusunda hı hı. yani... E, lideri halktan ayırmak ya da lideri e, zor bırakmak konusunda mesela e, temel Türkiye'nin temel politikaları ile ilgili olarak yanlış şeyler e, yapmaya çalışıyorlar defa bunu bir tarafa bırakmaları lazım bazı temel konular var e, o temel konular Türkiye'nin bekası gibi işte ekonomik krizin Türkiye yapacağı şeyler gibi bu temel konularda e, mutlaka e, birlikte olmak durumundayız. Önemli yani, bir e, uyarı yapıyorsunuz. Evet. Şu anda. Birlikte oluyoruz. Tüm böyle bir ortamda. Bir de düşünün biraz evvel söyledim küresel güç mücadelesi var. İstihbarat örgütleri tetikte PKK, DAEŞ, radikalciler falan ister istemez Türkiye'yi Türkiye rahatsız etmek istediler. E, isteyeceklerdir. Bu seçimlerden önce olabilir. Seçimlerden önce dediğim gibi suikastlar ve sabotajlar olabilir diye değerlendiriyorum. Hala bu şey var, tehlike var. Bu, bu sizin değerlendirmeniz mi? Elinizde bir takım bilgiler Yok benim değerlendirmem. Yani ben nasıl değerlendiriyorum? E, et, bilgilere bakıyorum. Türkiye'nin uğraştığı konulara bakıyorum. E, ondan sonra e, arkasından neler olabilir? Türkiye'ye durdurmak için neler yapabilir? Onlara bakıyorum. Denediler birçok şeyi. Seçimlerden evvel gezi benzeri bir şeyin olması çok zor. E, o o olacaksa seçimden sonra seçimden olabilir sonra olabilir. Diyorsun. Ama seçimlerden evvel suikastler olabilir. E, niye olabilir? O suikastler de Türkiye'nin insan insicamını bozmak için e, olabilir ve Türkiye'nin iş politikasını Etkilemek, Türkiye'nin iç politikasını değiştirmek suretiyle dış politikayı değiştirmek için yapılan bir takım şeyler olabilir. Onun içinde işte bu DAEŞ'ten PKK'ya kadar her türlü unsur, Fetö'ye kadar her türlü unsur bu maksatta kullanılabilir. Ayaklanma, darbe için falan diye. Yani Fetö'nün şu anda darbe yapması falan e, mümkün Beklenme. değil. Beklenme. Peki siz bu noktada e, Türkiye'nin gerekli kurumlarının e, gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Yeterli hmm. mi? Milli hmm. İstihbarat Teşkilatı e, sağlıklı çalışıyor mu? E, öte yandan e, siber güvenlik konusu çok önemli. Evet. Yani bizim e, güvenliğimiz, işte yazılımlarımız, e, konuşmalarımız her şeyimiz güvenlik altında mı? E, Türkiye bu noktada doğru adımlar atıyor evet. mu diye sorsam? E, şöyle söyleyeyim. E, Milli İstihbarat Teşkilatı bu e, tehditlerin farkında bir defa bu konuda e, yeni baştan düzenleme yapılıyor. Hatta benim bildiğim kadarıyla öğrendiğim kadarıyla e, şeyde de e, iş dışı ayrımı ve bunun üzerinde bir e, şemsiye istihbarat, e, şemsiye güvenlik sisteminin e, kurulacağı şeklinde bir çalışma var şeyde hı hı. E, sarayda hı hı. da. Hı hı. Yani bu böyle hı hı. bir çalışma var. Bu... E, kelikanın ve ömüzdeki gelecek dönemde ne kadar büyük tehditlerle karşı karşı olduğumuzun ve istihbarata ne kadar önem verdiğimizin bir gerçeği. Şeye gelince e, siber soğumaya, yani maalesef yazdıklarımız, dediklerimiz, okuduklarımız e, ya da çok gizli çalışmaların bir şekilde başkanın eline geçiyor. Öyle mi? Yani bizim Bu konuda şu anda her çünkü şimdi şey sıra, sıradan vatandaşları hep böyle bir korku vardır ama bunu es geçiyoruz. Sıradan evet. vatandaşlar da korkuyor. Sıradan vatandaşlar için söylüyorum. Ama bunu. biz diyorsunuz ki işte işte silah üretiyoruz, birçok şey üretiyoruz. Efendim silah da var, İlaç para politikası üretiyoruz. Var, hepsi dahil bunun içerisine. Yani hepsi dahil. Para için yaptığınız merkez bankasının çalışmaları. Bulduğunuz krediler yani e, bütün bunlar hepsi dahil e, ya da dünyanın çeşitli yerlerinde e, yatırım yapıyorsunuz diyelim ki Kuveyt'te veya da başka bir yerde havalan yapıyorsunuz sizin şirketleriniz yapıyor yani sadece devlet değil devletin desteklediği özel şirketler birçok yerde yatırım yapıyor ve Türkiye'ye çok büyük miktarda para giriyor. Hı hı. Bütün bunlar dahil olmak üzere o ihaleler dahil olmak üzere... E, ...bir siber savunma sistemine ihtiyacımız var. Yok mu? Ee, var ama bu, bunu beceremedik daha. Yani bu konuda bir bütünlük yok. Bu konuda bir çalışma var, bir şirketin çalışması var. Ee, size şeyde de söyledim, arada da söylemiştim. Bir çalışma var. Ee, çok önemli bir şey hazırlamışlar. Çok e, Yani Türkiye'yi e, bu konuda kapalı kutu haline getirecek e, bir sistem hazırlamışlar. E, bu sistemi tabii kendileri geliştirmeye devam etseler şeyden korkuluyor korku, korkuyorlar önlerini kesileceğinden büyük şirketler tarafından Hı. özellikle Öyle mi? bunun şey farkında mesela İngilt İngiltere'deki şirketler farkında Amerika'daki ve Rusya'daki şirketler farkında. Yani bunlar özel bir şirket mi yapıyor? Özel bu şirket yapıyor ve bu bunun yazılı. kaynak kodlarını istiyorlar yani bunlar kaynak kodlarını vermiyorlar amaçları şu, diyorlar ki biz bunu e, devletin bizden e, bizde işini alacak satın alacak bir şirkete verelim orada geliştirmeye devam edelim ve devlette bunu uygulayalım. Zaten bunun devlet politikası olması daha doğru evet, olmaz Evet, devlet mi? politikası olması lazım. Hı hı. Devlet politikası. Bakın yani e, düşünün Rusya, seçim, Rusya'nın seçimlerde, Amerika 2006'daki seçimlerde e, Amerikan seçimlerini etkilediği siber siber yani, evet, şey vardı. Evet, yani şimdi evet. hı hı. E, ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuda çok hassas olduğunu biliyoruz. Hı, hı. Rusya da hassas. Hı hı. Bizi düşünün yani. Biz bizim bizde ne neler bizim? bize kimler neler kim bilir, yapar? Neler ne kadar Maniple ediliyor, ediliyoruz hmm. bazı konularda, ee, ne kadar çok bilgimiz gidiyor, ee, nelerle ilgili bilgilerimiz gidiyor ee, bir türlü bu, bunu şey yapamıyoruz. Yani her şeyi e, özellikle devlet güvenliğini, devlet güvenliğinden kastım sadece e, asker güvenlik, istihbarat güvenliği, emni, vatandaş güvenliği değil. Yani aynı zamanda şeyle ilgili para güvenliği, ekonominin güvenliği, e, enerji güvenliği, Boru hatlarının güvenliği, falan. bütün bunların hepsini Peki. içine aldı, alan bir güvenlik sisteminden bahsediyorum. Hı hı. Bu güvenlik sisteminin e, mutlaka bir e, siber program tarafından, siber e, savunma programı tarafından korunması gerekiyor. Ve bilgilerimizin e, bir şekilde ister dost diye ister karşı taraf diye birilerinin eline geçmesine, çünkü geçtiği andan itibaren zaten, bir rekabet ortamında yaşıyoruz. Tabii. O rekabeti kaybediyorsunuz. Tabii. Rekabette bir anda 2-0 yenik durumu düşüyorsunuz... Kesinlikle. Öyle. Evet. Çok önemli bir şey daha. Şimdi artık süremizin sonuna geldik. İsmail Hakkı yine nasıl geçti süre bilmiyorum. gerçekten çok önemli başlıklarınız var. özellikle de MIT'in 2 milyar dolarlık gömülü İzmit Kocaeli'nde evet. gömülü olduğunu iddia ettiğiniz FETÖ'nün parası evet. konusunu zannediyorum ki Türkiye'de kamuoyu da konuşacaktır evet. diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günlerde oradan sizin söylediğinizde... adres. Umarım. Böyle bir para çıkar ve Türkiye devletinin de kasasına girer. geçer, girer. Diğer paralara da inşallah en yakın zamanda ulaşırız diyelim. Evet. E, siber savunmayla ilgili çok önemli sözleriniz var. Bunları da herhalde devlet yetkilileri evet. kayda almışlardır. E, ve çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağ sağ sağlık diyorum. Sağ olun. Sevgili seyirciler önümüzdeki hafta pazar günü 30 Aralık'ta saat 12'de bakalım hangi konukla karşınızda olacağız. Ben de bilmiyorum. Gündem ne getirirse onu konuşmaya çalışacağız. İyi güzel haftalar diliyorum sizlere de efendim. Hoşçakalın.